Ben hayatımı, 48 yıllık hayatımı bu tek parmağa borçluyum. Bununla okudum, bununla büyüdüm. Bununla siyaset yapıyorum. Bununla imza atıyorum, bununla yemek yiyorum. Ellerimle tutamadığımı gönlümle tuttum ve asla hiçbir zaman bırakmadım. Ben Serkan Bayram, 48 yaşındayım. 20 yıl avukatlık yaptım. Şu anda da milletvekili olarak ülkeme, milletime hizmet ediyorum. Ve her şeyimi bu parmağa borçluyum. Sorulardan çok sıkılmıştım. Bakışlardan çok sıkılmıştım. Buğday Tanesi filmimizi çekerek bu sorulardan ve bakışlardan engellerimizin ve şahsımın da kurtulmasını murat ettim. Sene 1974, tam Kıbrıs Harekatı'nda doğuyorum. Erzincan'ın Üçören Köyü. Tabii bizim orada geçim kaynağı tarım, hayvancılık. Annem de bir yaşındayken tarlaya gidiyor. Orakla biliyorsunuz tarla biçilir. Güneş almasın diye beni kundaktayım. Beşikle beraber ağacın altına koyuyor. O arada tarla tutuşuyor. Beşik tutuşuyor ve ben tutuşuyorum. 40 gün yoğun bakımda kalıyorum ve 41. gün yaşıyorum. En zor geçen yıllarım 20'li yaşlara kadar olan yıllarım. Herkes soruyordu gündüz hayata başlayınca, sokağa çıkınca neden, niçin, ne oldu? Artık bu sorulardan yorulmuştum. Tabii çok zor yıllar. Bu yıllar ellerim cebimde dolaştım. Geçmişte çocukluk resimlerimin hepsi ellerim cebimde. Hiçbir tane ellerim dışında olan bir resim görmedim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdikten sonra hakimlik sınavına girdim. Yüksek puan aldım ve mülakata katıldım. Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması gerektiği hakimlik savcılık şartları arasında yazdığından beni hakim yapmadılar. Bu bende ciddi manada bir üzüntü, travmaya sebep oldu. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Nereye müracaat ederseniz bu yüzden engelleneceksiniz. Ve sene 2021'de bütün partilerimizin de ittifakıyla bu maddeyi ortadan kaldırdık. Doğduğum günden bugüne kadar hayatım hep mücadeleyle geçti. Hiç pes etmedim. Hep düştüğüm yerden kalktım. Ve asla da vazgeçmeyeceğim. Engelli kardeşlerime ve bütün insanlığa hayatta vazgeçmeyin ve teslim olmayın. Her zaman mücadele ruhunu içinizde taşıyın. Benim taşıdığım gibi.